Mehmet Altuncan, yaklaşık kendi işletmem olarak 27 yıl çıraklıktan başlayarak 35 yıldır kuyumcuyum. Altın geçen ay başında 495'lerdeydi. Sonra verilerin etkisiyle birlikte 480'lere kadar geriledi. Tekrar yine 490-95 bandı içinde seyrediyor. Fakat bizim için altının seyir grafisinin gerçekleşeceği dönem değil bu aylar. Ben her zaman şunu savunuyorum ve yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Altın dünyada 4. kıvartal denilen 9. ayın 15'i ile 12. ayın 30 arasında yükseliş trendinin kulvarına girer. Niçin? Dünyadaki bütün ekonomik verilerin total tamamlaması, yani paradan, kağıttan materyale geçiş 9-15 ile 12-30 arasındaki 4. kıvartalde olur. Ve dünyadaki coğrafik yapıların, işte gerginliklerin, stratejik hareketlerin verileri, göstergeleri altının ciddi anlamda yükseleceğini gösteriyor. Bu küçük düşüşler, rehavetler insanları psikolojikman işte daha düşecek gibi veya bu seyirde zaten gibi rahatlığa eriştirmesin. Her zaman sepetlerinde, stoklarında, yatırımlarında altın olsun. Pişman olmayacaklarını görecekler. Benim her zaman dünya literatüründeki altının seyrini takiplerimdeki formülasyonumda altının şu an bulunduğu 1800 dolar onsun 5000 dolar olacağı sonuçlarını elde ettim. Onun öngörüsündeyim. Bu dünyadaki para birimiyle dünyada çıkmış ve çıkacak altının bölünmesi sonucu bulunan birimin adı onstur. Ons değeridir yani. O değer üzerinden hesaplanır. 100 trilyon civarında para var. 100 trilyon dolar. 100 trilyon doları daha da limitini yükseltemedikleri için aralarda bu şişkinliği alabilmek uğruna elektronik parayla aralarda bu şişkinlikleri alıyorlar. Bitcoin gibi işte vesaire coinlerle bu aralarda insanların birikimlerini, güvenlerini de boşaltıyorlar. Geçenlerde yaşandı, 520 milyar dolar gibi bir parayı ortadan sildiler, delete ettiler. Öz verisi sonucu itibariyle dünyadaki total paranın çıkmış ve çıkacak altın oranına bölündüğündeki eşitleri 5000 doları gösteriyor. Bu da demektir ki altın bir gün, bir an buna erişmeye sahip, buna gebe, bunun beklentisi içinde. Onun için yatırımcıların küçük ve büyük fark etmez. Bütün yatırımlarını altın üzerinde yoğunlaşmasını kendilerinin lehine, kendilerinin kazanımları tarafında olacağını tavsiye ediyor, iddia ediyorum yani. Bu benim altın satan bir taraf olduğum için değil. Genel insanların lütfen yatırımlarınızı altında bulundurun. Çünkü göreceksiniz dünyada değişmeyen bir değer, Allah'ın da değer kıldığı ve insanların da en değerli olarak ölçüle birim aldığı, fizik olarak elinde tuttuğu şey altın. Altında olmalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi dünya literatüründeki para şişkinliği bir yerde frenleniyor. Bu frenlenmenin ana sebebi 100 trilyon doların üzerine çıkılamıyor. Pandemiden dolayı da aşırı likit piyasaya verildi. Ama sonuç kısmında altın yatırımcısına kazandıracak kesin.